Joy gel. İnşaat sesi de yok. Ay ağlayasım geldi böyle de, çok sessiz sen. Bu videoyu çeksem mi çekmesem mi? Yarına mı bıraksam? Boş versem mi? Zaten çekerim bir gün mü desem? Ne yapsam ne etsem? Diyorsanız siz de bugün yapmayayım, yarın yapayım. Aman zaten şimdi ne olacak ki? Yarın yaparız elbet. Bir şekilde hallolur. Bu tarz savsaklama düşünceleri ve duyguları içinde buluyorsanız kendinizi, size bir kitap öneriyorum. O önerim de aslında bu arada 115 sayfalık bir kitap. Procrastination. Procrastination aslında bunun tanımı arkadaşlar. Başlanıp bitirilmesi gereken işleri ertelemek, savsaklamak ve bu işi yapmak yerine ıvır zıvır şeylerle mücadele etme kılavuzu diye geçiyor. Bu kitabı bana öneren ve alan, hediye eden kişi aslında dayım oldu ve bayağı da şaşırdım. Çünkü dayım bana öyle kitap almaz, hani hediye etmez. Hatta hayatımda dayımdan aldığım ilk hediye değil, 2-3 hediye almıştır da ilk kitap hediyesi kesinlikle. Ve bu kadar kısa olması dolayısıyla da ben bunu hemen okurum dedim ve gerçekten de hani başladığım gibi bitirdim diyebilirim. Yani benim bir ayı sürdü çünkü başka şeyler oldu hayatımda. Ama size çok önereceğim ve de böyle içinde gerçekten de hani savsaklama, erteleme alışkanlıklarınız varsa bu konularda size kılavuzluk edecek bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Yazarımızın adı Timothy A. Pigil ya da Pisil, nasıl okunuyorsa artık. Kendisi Kanada'da, Ottawa, Kanada işte Ottawa'da, Carleton Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyesi ve onun açıkçası böyle podcastleri varmış. Bloglar çok fazla yazıyormuş ve onlardan böyle bir süre sonra bir derleme yapmak istemiş. İnsanlar da böyle kullanışlı olsun diye bir kitap yazmaya karar vermiş. Şimdi kitabın özüne, bilgilerine ve ben çok kısaca size özetledim. Bu özete dönecek olursak. Kitap açıkçası şundan bahsediyor. Bir şeyi erteleme alışkanlığımız olduğu zaman onu hiçbir zaman başaramayız. Ve o erteleme dediğimiz konu hayatımızda böyle bir öbek, yani bir dolambaçlı bir top gibi kalır. Ve hep yarına, bir daha, bir daha böyle gider 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 ve aslında o bir sorun olur hayatımızda ve biz bunun farkına bile varmayız diyor. Ve aslında kendisinin değindiği şöyle bir nokta var. Her erteleme savsaklama değildir ama her savsaklama bir ertelemedir. Burada aslında ertelemekten değil, savsaklamaktan bahsedeceğim. Savsaklamaktan da şu yüzden, size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi kitabın en başında zaten procrastination diye hani şöyle bir açıklıyor. Tabii görebilir misiniz bilmiyorum. Burada işte erteleme, oyalanma, ağırdan alma, geciktirme falan gibi tanımları var. Ama aslında bunun tam olarak anlatmak istediği, biz savsaklarken ne yapıyoruz? Neleri kaçırıyoruz? Neden savsaklama alışkanlığına sahibiz? Ve bu bizim hayatımızda nelere mal oluyor? Yani nelerden biz feragat ediyoruz? Ve bu savsaklama alışkanlığı bizim hayatımızda aslında birincisi başarı düzeyimizi düşürüyor. İkincisi olumsuz duygu yüklü olmamıza sebebiyet verebiliyor. Ve üçüncü en önemlisi de sağlık sorunlarımız olabiliyor. Bu yüzden de zaten bu çok saygıdeğer yazarımız Timothy Bay ya da evet herhalde Timothy adı. Timothy Bay de bu savsaklama alışkanlığını diyeyim, çünkü bu da bir alışkanlık, bu da öğrenilmiş bir şey, ele alıp bizim ne yapabileceğimize değiniyor. Kendisi bu kitap boyunca diyor ki eğer ki siz savsaklama alışkanlığına sahipseniz öz düzenlemeniz çok iyi değildir. Bu da ne demek? Kendi davranışlarınızı hedeflerinize uygun olarak düzenleyebilme kabiliyetiniz. Ve eğer sizin öz düzenlemeniz yeterli değilse bir yerden sonra yapmayayım artık bunu deme moduna geçebiliyorsunuz. Aslında kitapta şöyle bir şey vardı. Hani niyeti şuraya koyalım. Mesela atıyorum tezinizi yazıp bitirmek niyetiniz. Ve bunun için de bir eylem almanız gerekiyor ki bu eylem sizi hani o niyete götürsün. Ve bu eylemde kağıdı kalemi belki elinize almak, belki o laptopunuzun başına geçip oturup hani bir anda yazmaya başlamak. Eylem burada, niyet burada. İşte bu savsaklama da hani bunu böyle giden bir ok düşünelim.
bu okun ucundaki niyetse buradaki o bütün ok boyunca var olan şeye de savsaklama deniliyor. Şimdi buna sadece ve sadece motive olmak ya da irademizi ortaya koymak da yetmiyor diyor. En önemli noktası kendisine göre, bu arada ben hani benim algıladığım ve benim en önemli bulduğum şeyleri size olabildiğince de hatırladığım kadarıyla, her ne kadar not almış olsam da böyle motamot böyle okumak istemiyorum. O yüzden o şekilde hatırladıklarımı size dile getiriyorum. Şunu diyor, motivasyonunuz olabilir ama motivasyon tek başına asla yeterli değil. İradeniz olabilir ama iradeniz bir yerde zayıflayabilir ve irade bir kasa benzer diyor. Bununla da ilgili açıkçası kitapta bir bölüm vardı. Eğer ki videoyu çok uzatmazsam oraya da çok kısa değinmek istiyorum. İradenin kasa benzemesi ve bunu nasıl geliştirebileceğimiz ve nelere dikkat etmemiz konusunda. Hani hem motivasyonumuzu yüksek tutmak hem de irademizi daha güçlü kılabilmek adına. Kendisinin değindiği en önemli nokta sadece ve sadece başlamak. Çünkü genelde en çok savsaklayanlar, bunu ben düşünüyorum, kendisi böyle bir varsayımda bulunmadı ya da bulunduysa hatırlamıyorum. Genelde en çok savsaklayanlar başlamada üşengeç olanlar ve başlamayı erteleyenler ve en çok ertelenen kısım da zaten başlama kısmı. Dolayısıyla o sadece başlayayım diyor ve başlamanın bitirmenin yarısı olduğuna da inanın diyor. Şimdi şöyle bir genel olarak toplayacak olursam bütün bunları, savsaklamak bize kendimizi iyi hissettiriyor. Neden? Çünkü ertelediğimizde zaten o yapmak istemediğimiz şeyi yarına, sonra bir daha yarına, sonra bir daha yarına ertelemiş oluyoruz. Ve aslında o kaçmak istediğimiz şeyden de kaçıyor oluyoruz. Ama o kaçtığımız şey de %99 diyeyim yapmamız gereken bir iş ya da bir durum, yani halletmemiz gereken bir konu. Dolayısıyla buna çözüm bulabilmek için birincisi hemen başlamanız gerekiyor. Bunu da hani başlamakta zorluk çekiyorsanız eğer basitleştirmenizi öneriyor. Nasıl? Mesela işte ben 50 sayfalık bir yazı yazmalıyım, onu bitirmeliyim, teslim etmeliyim. Ama o 50 sayfalık yazıyı illa o gün yapmam gerekmiyor. Bunu ben basitleştirerek bugün 5 sayfa yazayım, yarın 5 ya da 10, öbürsü gün 5-10 gibi gibi böyle kendinize bazı planlar, programlar yapabilirsiniz. Ama bunları yaparken de çok da böyle katı olmayın. Basitleştirdikten sonra o gün, yani içinizden gelmese dahi, hani hayır ben bir çıkayım hava alayım deseniz dahi, hava muhteşem olsa dahi, bir kahve demleyeyim sonra yapayım deseniz dahi, ilk önce o işe başlayın. Ve burada en önemli bir üçüncü noktası da hiçbir şekilde telefonlarınızı ya da işte laptoplarınızda o mailleriniz hani geliyorsa onlara bakmayın. Çünkü online'da diyor hiçbir şey 2 dakika sürmez. Dolayısıyla bu dış dünyayla bağlantınızı kesmek, e-maillerinize ara vermek, işte uçak moduna belki telefonunuzu almak ve bir Instagram'a bakayım, bir işte ne oluyormuş haberlere bakayım dememek gerçekten o işe odaklanmanız için çok önemli. Dördüncü noktası, her zaman bahanelerimizin olacağından bahsediyor. Mesela ben baskı altında çok iyi çalışırım, ben son güne bıraktığımı muhteşem iyi olur gibi gibi böyle kendimizce bahaneler üretebiliriz. Ama yazarımızın değindiği bir nokta, aslında bunlar sadece bahane. Hiç kimse son dakikada kendisine göre çok iyi çalışmıyor. Hiç kimse baskı altında verimli olamıyor. Ve aynı şekilde özellikle bunu biz kadınlar bence daha fazla yapıyoruz. Böyle aynı anda birkaç iş yapma potansiyeli diyeyim ben buna. Kendisi de diyor ki aynı anda birkaç iş yapmanız neredeyse imkansız. Sadece bir işe odaklanın ve o yönde gidin. Yani biz bu savsaklama davranışımızı değiştirmek istiyorsak, biliyorsunuz bunda da 21 gün çok önemli. O 21 günü zaten hani böyle sağlıklı ve iyi bir şekilde atlattıktan sonra bence, ve zaten bu da kanıtlanmış bir şey, çünkü beyinlerdeki o bağlantılar sağlanıyor ve onu beyniniz bir alışkanlık olarak algılıyor, daha da kolay olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Başlamak bitirmenin yarısı olduğu kadar başlamak bitirmeye de yetmiyor ve bunun için motivasyon, irade, kararlılık da yeterli değil. Kendisi şöyle bir nacizane tavsiyede bulunuyor. Bir kere bir şeye başladığınız zaman odağınız kesinlikle onda olsun.
Hiçbir şekilde mola vermeyin. Gidebildiğiniz yere kadar gidin. Ve artık böyle beyninizin almadığı yerde bırakacağınız zaman bırakın diyor. Ama o süreyi 40 dakikaysa 40 dakika, 1 saat ise 1 saat gerçekten verimli kullanabilmeniz ve bütün varlığınızla orada olabilmeniz çok önemli. Bir de benim ilgimi çeken kitapta bir bölüm oldu. İşte kararlılık ve motivasyon yeterli olmuyor, irade de yeterli değil gibi gibi konulara değinirken illa dedi motive olmanız da gerekmiyor. Yani bunu yaparken, devam ettirirken ya da bir şeye başlayacakken. Bana bu çok enteresan geldi. Çünkü biz hani, yani ben en azından ve eminim sizlerin arasında da vardır. Yorumlarda benimle paylaşın bu arada lütfen. İlla motive olmak zorunda gibi hissediyor musunuz kendinizi bir işe başlamak için? Yoksa motive olmasanız da o işe başlayabiliyor musunuz? Bu sizin için kolay mı? Çünkü kendisi diyor ki illa motive olmak durumunda değilsiniz. Motive hissetmeseniz bile başlayın ve siz başladıktan sonra, bu arada kitabın bayağı tanıtımını da yapmış oldum ama gerçekten hani böyle önemli ve değerli, çok derin bilgiler değil bunlar ama günlük hayatta işimize yarayacak bilgiler veriyor. Bir daha da elime almayacağım. Belki alırım, bilmiyorum ama neyse, böyle bir daha göstereyim. O yüzden hani okumanızda fayda var. Şunun da altını çiziyor. İrade kasa benziyor ve öz düzenleme becerisi de geliştirilebilir diyor. Bunda bir de çok kısaca kişilik özelliklerinizin de rolü olduğunu söylüyor. Ama bir psikoloji kitabı olmadığı için hani kişilik özellikleriniz nereye kadar ve nedenli bunda açıkçası etkili, ona böyle deliler gibi değinmiyor. Bir de size bu videonun arasında şeyi söylemiştim. Hani birkaç böyle önemli nokta vardı kendisinin bahsettiği. Ve oralardan size özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü oraların altını çizdim. O da şu, irade deponuzda kalan o son birkaç damlayı toparlayabilmeniz için aşağıda sıraladığım stratejiler diye bahsettiği böyle birkaç nokta. Orada zaten birincisi, öz düzenleme beceriniz yapa yapa gelişiyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin diyor. İkincisi, uykunun ve dinlenmenin çok büyük faydası olduğunu savunuyor. Ve üçüncüsü, bir şeye başlayacağınız zaman günün sonunda değil, günün başında başlamanız ve o yapmak istemediğiniz işleri aslında en başta bitirmeniz ve tamamlamanız çok daha yararınıza olur diyor. Bir diğer önemli nokta da kandaki glikoz miktarınız. Yani böyle aşırı derecede aç kaldığınızda ya da bir anda çok fazla şeker yediğinizde, hani bu şekilde giderse eğer o glikoz oranınız diyeyim, o da sizi çok çalkantılı yapabilir. O yüzden ona dikkat etmenizde fayda var kendisine göre. Bir de bu sosyal olmak, sosyalleşebilmek, bunun da bizim çok yararımıza olduğunu savunuyor. Kendisinin verdiği son bir formül daha var aklımda. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer ise o halde diye bir şey. Yani eğer ise nokta nokta o halde. Mesela bugün hiç çalışasım yok diyorsam ona hemen başlamam gerekiyor. Bugün gerçekten hiç içimden gelmiyor, işte ne bileyim şu raporu yazmak, düzenlemek, neyse evi düzenlemek, derlemek, toplamak diyorsam eğer, buna hemen başlamam gerekiyor. Yani bu eğer ise o halde formülünü unutmayın derim. Kendinize karşı çok sabırlı olun, şefkatli olun, bu konuda azimli olun ama kendinizi dövmeyin, sevin ve kendinize gerçekten zaman verin. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda da o zili açarsanız her hafta ya da bazen haftada iki kere video girdiğinde, ya cuma günleri 6 ya da pazartesi ve cuma günleri 6'da o zili açtığınız zaman size de bildirim gelecektir. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sevgiyle, neşeyle ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Son videolarda da bu arada böyle kendimi müthiş güzel bulmadığım birkaç video geldi ard arda. Dedim şöyle bir de çok güzel bulduğum bir video gelse süper olur. Ama bilmiyorum şimdi nasıl çıkacak. Bir de tabii kamerada herkes farklı çıkıyor falan. Kamerada yani aslında daha farklı çıkıyoruz. Bu videoyu çeksem mi, çekmesem mi? Yarına mı bıraksam? Yürüyemem de gerçi. Biraz da uyusam o da olmaz. Uyudum zaten. Bayağı uyudum. Bu tarz konuları... Böyle başlamak da biraz daha oldu.